Teknolojik uygulamalar eşliğinde topraksız tarım yapılan seralarda süs bitkisi, sebze, meyve ve ata tohumu üretiyorlar. Üretim sürecinin basamaklarını uygulamalı şekilde öğreniyorlar. Düzce'de Gelecek Tarım'da Tarımın Geleceği Gençlerde projesi kapsamında Beyciler Mahallesi'ndeki İbn Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım bölümü açıldı. Geçen sene biz 34 öğrenciyle kontenjanın tamamını doldurarak tarım alanı eğitimine başladık. Bu sene lise 1 ve lise 2. sınıfta toplam 60 öğrencimiz var. Bu sene kontenjanımız tamamen doldu. Hatta kontenjanın üzerinde ciddi bir anlamda öğrenci başvurusu da oldu. Bu da bizi çok umutlandırdı. Bu da gösteriyor ki Düzce'de gençler tarımı sevdiler. Biz bu anlamda önümüzdeki yıl kontenjanımızı 2 kat artırmayı da hedefliyoruz. Okulun bahçesinde 240 metrekarelik süs bitkileri ve sebze üretimiyle 80 metrekarelik topraksız tarım seraları kurulan çalışmanın kapsamı, öğrenci ve velilerden gelen yoğun talep üzerine genişletildi. Çocuklar tarımla ve toprakla uğraşmayı çok seviyorlar. Hem onları da geliştiren bir alan oldu, hem de bizi de geliştiriyor. Birlikte karşılıklı iletişim halinde hem bitki çeşitliliğimizi arttırıyoruz, hem de farklı okullardan işte öğrenciler buraya geliyor, burada çalışmalar yapabiliyorlar. Bu tarz imkanlara sahibiz. Bölümde okuyan öğrenciler leylendi, alev çalısı, cennet bambusu gibi dış mekan süs bitkileriyle marul, maydanoz, salata, roka, domates, biber, patlıcan, karalahana gibi yazlık kışlık sebze meyve üretimini de öğreniyor. Tarımla uğraşıyor ve tarımla güzel bir meslek ve güzel çeşit çeşit başka üniversitelere gidebileceğimiz bir sürü önü açık olan bir meslekti. Yani o yüzden tarım seçtim ve tarıma da elim yatkın. Ailelerimle zaten fındığa falan da gidiyorduk. Yapılacak işler varsa onlara da yapıyorum, yardım da ediyordum. O yüzden tarım seçmiş oldum.